Bugün konuğum değerli hocam Ali Osman Renktubay. Amatörden başlayıp ikinci, birinci, üçüncülük, eskiden öyleydi. Üçüncülük, ikincilik, birincilikte gol kralı olan efsane Ankara Gücü'nün en son golcüsü. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Muratcığım, hoş bulduk. Hocam kısaca kendini bir tanıtabilir misin? Muratcığım ben Konya doğumluyum. Konya'da ilk gol krallığımı kendi semtimin takımı olan Selçuk Spor'da gol kralı oldum 15 yaşında. Daha sonra birinci amatör kümede Şeker Spor'a transfer oldum. O zaman Şeker Spor'da da yine gol kralı oldum Konya'da. Daha sonra Ceyhan'a transfer oldum. Ceyhan'da da 30 golle gol kralı oldum. O zaman Adana Spor bana talip oldu. Adana Spor'a o zaman Orhan Şeref Apak o zaman genel müdür oldu Adana Spor'a. Benim transferim için bilhassa Ceyhan'a geldi. İlle Ceyhan beni hiç bırakmadı. Bırakmamasından dolayı da çok sıkıntılar oldu. Ama dedi ki ben size otobüste göndereceğim Ali Osman'ı seyretmek için Adana Spor'un maçına gelirsiniz dedi. Öyle ikna etti ama Ceyhanlar beni bırakmıyordu. Ceyhan'da çok büyük anılarım var. Yani benim hayatımın en renkli günleri orada başladı açıkçası. Seni sen yapan Ceyhan mı? Beni Ceyhan oldu. Yani ben Ceyhan'da gerçekten 2 sene oynadım. Adana Spor'u da aynı zamanda ben Çukurova Üniversitesi'nde inşaat bölümünde öğrenciyim. Oynarken mi kazandın? Oynarken. O zaman sınav var mıydı? Sınav vardı tabii. Sınav vardı. Ben daha önce de zaten beni 6 ay kaçırmıştı. 6 ay kaçırmıştı. O zaman da ben İzmir'de o zaman Alsancak Stadı'nın yanında okul vardı. Okula devam edemedim. Orayı kazanmıştım. Ama okula devam edemedim. Devam edemedim için o zaman bıraktım. Tekrar Konya'ya döndüm. O zaman da beni Konyaspor'u çalıştıran işte Yugoslav bir hoca vardı. Bu Yugoslav hoca Ceyhan'a hoca olunca ille bu adamı alın demiş. İşte o zaman da Ceyhan şeyin başladı. Ben de Adana'da tabii okula da devam ettiğim için benim de işime geldi açıkçası. Ben orayı tercih ettim ama benim inanın hayatımın çok renkli günleri orada başladı. Yani futbola, Türk futboluna çıkmam oradan başladı. Sonra Adana'ya geçtim. Sonra Adana Spor'a geldim. Adana Spor'da tabii ki ilk sene işte Miliç, ben, Reşit bayağı semboldük orada. Birincilikte miydi? Tabii birincilikte ilk çıkmış. Orada da gol kralı oldu. Orada da 17 gol attım. 2 golle gol kralını kaçırdım orada. 19 golle Eskişehir'li Fethi attı. 19 golü attı. 17 golü ben attım. 2 golle kaçırdım. Peki hocam merak ettiğim bir şey var. O dönem yani yaklaşık biz 50-60 yıl öncesini konuşuyoruz. Evet. Futbola nasıl başladın? Futbol bu kadar popüler değildi. Getirisi de çok fazla yoktu. Şartları çok zordu. Çok zordu. Yani şöyle benim dayılarım, abim futbolcuydu. Rahmetli evet. Abim, Naci abim de semboldü. Yani Gençler Birliği'nde de oynadı, gol kralı oldu. Öyle mi? Konya Sporu'da da iki kez Konya Sporu'da formasıyla da gol kralı oldu. Semboldü İhsan Konya. Kaptan'la da beraber oynadılar. Beraber oynadılar. Evet. İhsan'la da beraber oynadılar o zaman. Abim futbolcu, dayılarım futbolcuydu Konya'da. Onların izleye biz de o futbolun içerisine girdik. Ama mahallede beni çok seviyorlardı. Gerçekten 15 yaşında ben Konya Selçuk Spor'da oynadım. O sene işte oynadım. O formayı giydim. Hesap edin biliyor musunuz o dönemde yaşlı oyuncular var. Yani 25-30 yaşında, 35 yaşında oyuncu vardı o takımda. Ben 15 yaşında aralarında oynadım. Gol kralı oldum. Ama tabii ki o zaman müthiş Konya Genç Karması kuruldu o zaman. Konya Genç Karması'nda da müthiş bir oyunlar oynadım, müthiş goller attım. O dönemde de Konya Karması da Türkiye şampiyonu oluyordu. Son anda Ankara bizim elimizden o zaman birkaç oyuncu lisanslarda arıza yapmışlar. Ne olduğunu da biz sonra öğrendik. Yaş farkından dolayı maçı iptal olmadan Ankara Gücü o zaman Konya Genç Karması Ankara Genç Karması maçı oynanmadan Ankara Genç Karması'na verdiler. Anladım. O zaman şampiyonluğu. Daha sonra işte orada mahalle arasında tabii ki çok sevilen yani toprak bir yerin, sahalarda toprak sahalarda yani bizim dönemimizde ayakkabılarımız bile inanın anlatılmaz yani. Bir markası bunlar, vardı. Velhamdülü söylerdi Almanya'dan gelirdi. Şey kramponlar. Kramponlar Almanya'dan sonradan gelirdi. O zaman sadece
Yani giydiğimiz ayakkabıları size ben anlatamam yani. Kramponlar bile yoktu yani açıkçası. Şartlar zordu. Şartlar çok zordu yani, anlatılmaz zordu. Peki Adana Spor'da güzel bir iki senen geçti. Benim Adana Spor'da geçti ama Konya'da tabii ki benim bir de liseler altı şampiyonluğunda gol krallığım var. Yani liseler şampiyonluğunda. Orada da iki defa Konya'da o gol krallıklarında erkek sanat enstitüsüydü o zaman. Erkek sanat enstitüsünde ben talebeydim. O zaman da liseler altı gol krallığı da o zaman da oldu. Konya o zaman erkek Konya sanat enstitüsü Konya şampiyonu oldu. O zaman da Türkiye şampiyonasına katılıyordum. Orada da gol kralı oldum. İki kez de liseler arası şampiyonu da gol kralı oldum. Hocam bu şut atmakla ilgili bir çalışman oldu mu? Yoksa doğal bir yeteneğin mi vardı? Şimdi doğal bir yetenekti. Onu söyleyeyim. Abim de öyleydi. Abim de hatırlarlar yani. Rahmetli abim. Anlatılmaz bir güçlü oyuncuydu abim de. Biz gerçekten tarlada oynardık. Yani sabah çıkardık, akşama kadar tarlada top oynardık açıkçası. Oradan o yetenekleri kapmışız, almışız diye. Peki bu konuya sonra gelelim. Sonra Adana Spor'da oynarken. Evet. Bu tarafı nasıl görüyordunuz hocam? Ankara Gücü nasıl bir takımdı? Şimdi, öncesini merak ediyorum. Tabii Ankara Gücü takımı. Hayalinizde var Türkiye'de. Mıydı veya hayal miydi? İlk önce tabii ki o hayal vardı dersem yanlış olur. O zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da istiyordu beni Adana Spor formasıyla giydiğim zaman. O zaman dördüncü takım var mıydı? O zaman yoktu. Ankara Gücü falan mıydı? Ankara Gücü'ydü. O zaman Fener, Galatasaray, Beşiktaş Ankara Gücü'ydü. Yani daha sonra. Şimdiki Trabzon gibi yukarıyı zorlayan şimdi takımlar var mesela. O zaman yoktu herhalde. O zaman yoktu. O da Eskişehir vardı. Eskişehir vardı. Yani Eskişehir'de gerçekten Fethilerin dönemi. Fethiler niye attılar? İşte ya dönemi. Oradan bakınca üç büyükler dışında yani. Eskişehir, Ankara Gücü biraz daha onlara yakın. Evet, onlara yakındı. Ankara Gücü'nün havası farklıydı yani. Bunu gerçekçi ifade ederim. Yani Ankara Gücü gerçek anlamda. Sahası olan bir takımdı. Sahası olan biliyorsunuz. Kendi sahası olan, kendi sahası olan bir takımdı. Kurum takımı. Kurum takımıydı. Ankara Gücü'nün yani bir de tarihine baktığınız zaman zaten bunu ifade etmenin anlamı da yok yani. Ankara nasıl? Transferin nasıl oldu? Benim şimdi transferim de şöyle Muratcığım. Adana Spor Türkiye Kupası'nda Ankara Gücü'yle maçımız oldu. Adana'da oynanıyor maç. O zaman Ankara Gücü'nün yönettiği... Yok, tek maçtı. Tek maç. O zaman Ankara'dan o dönemde, tabii ki ben daha sonra bu bilgiyi alıyorum. O zaman Veli Necdet Arı, Sabri Mermutlu yönetimi, işte o zaman Varanların sahibi Erol Bekuysal, hepsi o gün maça geliyorlar. Tam kadro geliyorlar. O gün de maçlar ben hakikaten müthiş bir oyun oynadım. Karşımda Erman'la Sarı Mehmet oynuyor falan. Çok güçlü oyuncular. Yani o Sarı Mehmet anlatılmaz zaten. Yani sene kaç hocam? O sene 71. 71. Erman vardı bizim. Erman vardı. Sarı Baskın Mehmet kalede. Vardı. Baskın Kale'de. O zaman şey, Selçuk vardı. Tatar Metin vardı. O dönemde. Bir başka efsane kadro da oydu. Efsane kadro da oydu. O takıma 3 gol attım. O takıma 3 tane gol attım ama inanın yani müthiş bir oyun oynadım o gün. Zaten müthiş bir form düzeyim vardı. Ama o kupa maçında anlatılmaz bir performansım ortaya çıktı. O gün işte baskına attığım bir gol var. Baskın hayatımda ben hiç böyle bir gol yemedim der. Beni fileye yapıştırdın derdi. Hiç unutmam voleyle ona müthiş bir gol atmıştım. O zaman Ankara Gücü yönetimlik benim bilgim yok. Hiç bilgim de yoktu açıkçası. Yönetim olarak aman demişler Veli Necdet Başkanlığında Veli abi bunları yöneteceği aman ne yapacak bu adamı alalım bizim Ankara Gücü takımına bu adam lazım. Biz şampiyon olacaksak bu adamı almamız lazım demiş. Hiç ben sonra o bilgileri aldım tabii. Bilmiyordum daha önce. Sana sorma falan yok. Bana falan hiç sormadılar. Daha sonra orada kendileri bu konuşmayı yapmışlar. O zaman da Adana Spor'un başkanı, belediye başkanı o zaman Özdüşen. O zaman Gündüz Tekin Onay, o zaman kulüp teknik direktörü. Ona gitmişler, ne yapacağız? Biz bu adamı alacağız demişler. O zaman da bizim kulüp müdürü Fikret Bilal vardı o dönemde. Kulübe bakan oydu. O orada kalmış. İşte anlaşmışlar. Ben de enteresan akşam üzeri şeye gidiyorum, okula gidiyorum. O zaman radyo spor programında bir baktım flaş haber. Ben de onu dinliyorum okulda arkadaşlara beraber okula gidiyorum. O sırada Ali Osman dedi Ankara Güçlü oldu dedi. Ben bir anda şok oldum. Radyoda duydum. Baktım
arkadaşlar falan hepsi bana geldiler. Dediler ya nasıl oldu bu iş? Ya inanın dedim haberim. Hakikaten haberim yoktu. Sonra geldim kulübe. Okuldan sonra kulübe geldim. Bir baktım Adana Spor taraftarı kulübü yakmış adeta. Nasıl verirsiniz diye. Özmanı. Meğer anlaşmışlar. Köksal artı 100 bin lira Adana Spor'a vermişler. Beni almışlar. Ben de ertesi günü geldim. İşte taraftar falan, Antalya Spor taraftarı beni karşıladı falan, nasıl gidersin dedi. Dedim, inanın benim hakikaten haberim yoktu. Sonra, tamam dedim, ben de Ankara Gücü'ne gidiyordum artık. Ankara Gücü tabii ki bir rüyalarımızda olan bir takım sonuçta. Ankara Gücü o dönemin yani popüler bir takımı zaten. Ben mesela Fener, Beşiktaş, Galatasaray beni istedim, gitmedim o zaman. İnanır mısın? Ondan sonra geleceğiz hocam. Peki, sonra, Ankara Gücü'ne gelişim nasıl? Ankara Gücü'ne geldim. Ankara Gücü'ne geldim tabii ki. Ankara Gücü'ne geldim. O zaman Tandoğan'da biliyorsunuz. Bu sezon başı mı oluyor bu? Sezon başı. Arada mı oldu? Sezon başı. Yani kupa sezon maçı. Kupa maçı aradaydı. Ha. O sezonun sonunda aldılar. Geldim Ankara'ya. İşte Ankara'ya geldim. Ankara'da tabii Ankara tesislerine geldim. İşte o zaman Tandoğan'da. O zaman nasıl? O zaman tesislerde saha toprak saha zaten. Futbol sahası vardı. Antrenman sahası var mıydı? Antrenman işte hepsi antrenmanı da orada yapıyorduk. Öyle mi? Orada yapıyorduk antrenmanı ama zemini anlatmak falan mümkün değil yani. Taş gibiydi. Yani düştüğümüz zaman perişan olurdunuz yani ama tabii ki hep futbol aşkı bende anlatılmazdı. Yani benim rüyalarımda futbol vardı. Ben inanın benim aşkım futboldu. Benim tutkum Ankara Gücü'ne geldim. İlk senen nasıl geçti? İlk senen alışmamda tabii tüm arkadaşlar falan o dönemde gerçek anlamda bir çok saygın bir şey kimler vardı senin geldiğin sırada? Köksal gitti. Köksal gitti. O zaman işte Köksal artı 100 bin lira verdiler Adana Spor'a beni almak için. Kimler kaldı? O zaman Erman vardı, Baskın vardı, Kaleci Aydın vardı rahmetli. İkisi de rahmetli oldu. Biliyorsunuz Baskın da rahmetli oldu. Erman vardı. Tatar Metin rahmetli vardı. Selçuk vardı. O dönemde Tatar Metin, Selçuk da müthiş bir kadro. Yani ikisi o dönemde Coşkun vardı. Kadro kaç kişiydi o zaman? O zaman 24 kişiydi. İyi hatırlıyorum. 24 kişi. Peki nasıl bir lig geçti? O ilk senemde? O ilk senemde ben 12 gol attım o sene. 12 gol attım yani o gün gene faydalı oldum yani açıkçası. Hoca kimdi? Hoca o zaman şeydi, Ziya Taner ve Candan Dumanlı'ydı. Yardımcısı Candan Dumanlı'ydı benim ilk geldiğim sene. Candan Dumanlı yeni bırakmıştı herhalde futbolu. Yardımcı antrenörü, Ziya Hoca'nın yardımcısıydı. Ama işin enteresan tarafı daha sonra, bir sene sonra Hasan Akiç geldi. Ankara Gücü'nde hoca olarak. Bu da Avrupa'da gol kralıymış zaten Yavuz Dağ. Şimdiki Yavuz Dağ değil, o dönemin Yavuz Dağ. Hasan Akiç Avrupa gol kralıymış. Ama ben ondan hakikaten çok şeyler öğrendim. Candan abiyle ikisi beni çalıştırırlardı. Antrenman biter, antrenmandan sonra ben bir saat beni çalıştırırlardı. O Hasan Akiç zaten müthiş bir topa vuruyordu. Müthiş bir fizik yapısı vardı falan. Yani gelişmeye devam ediyorsun Ankara. Evet, devam ediyorum. Ben antrenman biterdi. Bizim o zaman tahta şeyler vardı tribünde. Ben tahta tribünlere gider sürekli zıplardım adale güçlenmesi için. Kendim özel çalışırdım. Yani ben biraz akıllı da bir insandım açıkçası. Topa nasıl vururdun hocam? Topa vallahi şöyle söyleyeyim. Ben de üst futbolun istediği her şey vardı. Yani ben de açıkça söyleyeyim size yani sağ ayağım, sol ayağım, kafa hep ben de yani tam anlamıyla tüm bir futbolcunun işte komple bir şeyim vardı, yapım vardı. Şimdi golcülük birazcık mühendislik gibi bir şey bence. Onu, kaleciliği de öyle onu da, zeka işi. Evet zeka mi? İşi. Bunu şöyle Sabri Hoca daha sonra bize hoca olduğu zaman Sabri Hoca o zaman bana bunu söylerdi. Derdi ki sende mühendis kafası var derdi. Yani ben golcülüğünü biraz ona bağlıyorum. Çok akıllı bir oyuncusun sen dedi. Oğlum dedi bu yeteneğin dedi her insanda yok dedi bana. Bunu Sabri Hoca söylemiş. Ya hiç bir unutma. Noktaya görüp de o noktaya topu atabiliyor muydun? Kesin. Kesin. Yani, bir de ben takım arkadaşlarımı çok iyi etüt ederdim. Yani onların özelliklerini çok iyi analiz ederdim. Ama son vuruş gene çok önemli. Son vuruş işte. Şu kalecinin uzanamayacağı yere attığın zaman evet, zaten bu goldür. Evet. Hiç unutmam. O zaman Tahsin PTT'den gelmişti bize. Zaten Ankara Gücü'nün iki transferi oldu. Biri Tahsin'di.
biri bendim. Evet. O zaman Tahsin de PTT'de en popüler oyuncu. Belki de o senin flash transferi sen miydin? İkisiydik. Türkiye çapında. Bendim, evet. O zaman Ankara Gül'e geldiğim zaman, hatta o zaman bütün İstanbul basını falan, benim fotoğraflarımı falan gazetelerde şey yaptılar. Ankara Gücü işte buldu, santiforu buldu. İşte. Peki hocam, Ankara Gücü'nde unutulmaz gollerin, olayların, anıların, nelerin Ankara var? Ankara Gücü'nde inanın yani ben 10 senede çok Ankara şey Ankara Gücü'nde yaşadığım şeyleri inanın bir futbolcu çok zor yaşar. Yani şimdi nesinin bilmediği şeyleri evet, anlatmamız lazım. Evet, taraftarım istedim. Yani Ankara Gücü taraftarı bana aşık da açık. Yine öyle tribünler dolu muydu o zaman? Tribünler dolu zaten. Fener Beşiktaş Galatasaray maçı olduğu zaman statta 25 bin seyirci varsa 20 bini Ankara Gücü'ydü. Evet. Yani Beşiktaşlı, Fenerli, Galatasaraylı falan bir sesini çıkarmadı. Ankara Gücü'nün taraftarı öyle bir taraftar. Bir taraftarı ben unutmam yani, aşağıya benim haber gönderirler maça çıkmadan. Biz şeyde müsabakadan önce aşağıya haber gönderirler Ali Osman tek çıksın diye. Bütün takım 10 kişi çıkardı, ben... Sana beste yaptılar mı? Vallahi, şimdi hani futbolculara beste yaptılar. Beste falan, o zaman sevgileri anlatılmaz ki, ben sokakta ifade edemem. Yürüyemezdim ve o dönemde ben daha inanın o tribünler hazırlanıyordu. Beni aşağı işte haber gönderiyorlardı. O şeyden çıktığım zaman tünelden, daha tünelden çıktığım zaman kafamı gösterdiğim zaman inanın yer gök inlerdi Ankara bir taraftarı. 1970'te mi? 71-72. 71'de biz 72. Kupa aldık. Evet böyle. Kupa işte. O, kupa finalinde kupadan oynadık. Sonra geldi. Kupaya, ha. Ondan sonra geldi. Ama o senenin kupa sonunda geldi. Izlemişsiniz siz. Kupada o senenin sonunda bir sene önce olmuştu. Ha, bir sene önce. Bir sene yani önce. Sen Avrupa'ya gitmedin evet. O zaman. Ha, gittim. Şeye de gittim ben. Glasgow Rangers maçında var mı? Vardı burada. Burada oynadık. Onları anlatır mısın nasıl? Glasgow buradaki maçı. Ben oraya gidemedim. Benim imtihanım vardı. Şeye, Glasgow Rangers Avrupa'daki maça gidemedim. Buradaki maçta oynadım. Glasgow Rangers'ın hocası, bak o çok büyük bir anı o benim için. Burada inanın o Glasgow maçında anlatılmaz şutlar attım. O kaleci kalede panter oldu. Yani anlatılmaz. Sonra maçın bitiminde o zaman Glasgow Rangers'ın hocası dedi ki, ben dedi Avrupa'da böyle bir santifor görmedim dedi. Biz orada 2-1 yenildik. Evet, bu 2-1 burada. Burada 2-0 burada. Yenildik. Yenildik. Orada? Orada 3-0 zaten. Hiç gol atamadık yani. Tamam. Ama işte dedim ya, o zaman hocası dedi ki, ben Türkiye'de bir adam gördüm, işte bu Ayasman'ı gördüm diye gazeteye beyanat verdi. Dedi ki Avrupa'da böyle bir şampiyon yok dedi. Benim elimde olsa ben Avrupa'da şampiyon olurum. Peki oradaki saha Çin miydi? Glasgow'da. Glasgow'daki ben oraya gitmedim. İmtihanım olduğu için gitmedim. Ha, burada. Gidemedim oraya. Bana o zaman... Belki gitseydin gol atardım. Belki atardım yani, bir şey diyemiyorum. Final imtihanım olduğu için gidemedim. Bana da izin verdi. Şimdi 10 sene Ankara Gücü'nde oynadın. 10 sene. Toplam kaç gol attın hocam? Vallahi toplam şöyle söyleyeyim. Ben tabii işin şeyinden geldim. Mutfağından geldim. Mesela Ankara Gücü'nde ben kaç gol? Ben Ankara Gücü'nde işte o 25 golle gol kralı oldum ikinci ligde. Süper Lig'de 17 golle gol kralı oldum. Ankara Gücü'nde 12 gol diye attım. 100 golü geçtin mi Süper Lig'de? 92 gol attım zaten. Hani böyle yüzler kulübü falan. 92 gol. Ama o zamanki 92 ama gol şimdinin 200'üne bedel yani. 92 gol attım o zaman. Saha kötü. Çamur. Saha ağır. Saha nasıl top bileklerimize ağır. Kadar öyle. İnanın. Yani ben bunu ifade ederken işte top 453 gram ama biz oynadığımız şimdiki herhalde 700-800 gramdan aşağı değil. Şimdiki yok. Şimdi 453 gram ama yani şeyi 453 gram. Şey tabii emmiyor. Bir şey yapmıyor. Bizim dönemimizde yani batağın içinde bile oynadığımızı hatırlarım. Nasıl oynadınız? Kramponların kramponları ben özel bakmıyor muydu? Özel hocam? Ben kramponlarımı özel yaptırıyordum. Gençler Birliği'nde tavukçu vardı, malzemeci. Ben ona ayakkabılarımı asıp yere batsın yaptırdım, diye. Batsın diye. Ona peki ona ama yaptırdım. Rakibe girince ne oluyor? Yok, o dönemde kimse şey yapmıyordu ama ben amatör milli takımda İran'a gittiğimde o zaman hakem benim o ayakkabılarla oynatmadı beni. Yani çivileri çok yüksek diye oynatmadı beni. Hatta hiç unutmam, o zaman Adidas ayakkabı vardı. Adidas ayakkabıyı o zaman Almanya'dan geliyordu. Adidas ayakkabıyla oynamıştım. Hakem oynatmadı beni o maçta. Sizin Ankara Gücü'ne geldiğiniz dönem ligde Hacettepe falan var mıydı? Hacettepe yoktu. Hacettepe yoktu. Yoktu. Peki, gençler birliği. Unutulmaz maçların. Vallahi unutulmaz maçlarım. Bakın içeride, dışarıda, ben Gebeci'de biliyorsunuz ben Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ı
burada Berjan Eder. Hepsine gol attım. Hepsine. Ben bak hiç unutmam. Kimlere gol attın orada? Beşiktaş'a bir golüm var Cebeci'de. Yaklaşık 35 metreden vurdum. O zaman Sabri kaleci rahmetli. Beşiktaş'ın kalecisi. İnanın 35 metreden vurdum. Top o zaman kale direklerinin arkasında demir vardı. Fileyi tutan. O demire vurdu. Top dışarı çıktı. Sabri aldı. Degaj yaptı. Golün farkında olmadı. İnanın. Gol gitti mi? Yok. 30 saniye sonra inanın bak 30 saniye sonra hakem ancak golü verebildi. Hatta o maçı anlatan Orhan Ayhan bile dedi ki ben işte benim hayatımı belgeseli yaptığımda orada ifade etti. Dedi ki ya ben bile fark edemedim dedi. Maçı anlatıyordum dedi. Sonra hakem golü verdi. O zaman biz Cebeci'de mi oynuyorduk? Cebeci'de oynuyorduk. 19 Mayıs'ta oynuyorduk. Yani zaman zaman Cebeci'de oynuyorduk. Hangisini seviyordun stat olarak? Vallahi stat tabii ki 19 Mayıs daha farklıydı. Cebeci'den farklıydı. Ama Cebeci'de Galatasaray'a attığım mesela Yasin'e 2-0 yendik Galatasaray'ı. Yasin'e 2 tane çaktı bugün. Fener'de kim? Fener'de o bakın bir de Fener anım var. Fener'de o Cebeci'de oynadık gene. Fener'le Fener'i 2-1 yendik. O zaman da 2 gol attım. O zaman Antic'le Ivan Çeviç kaleci Ivan Çeviç'ti. Antic de orta saha oyuncusu. Biliyorsunuz Real Madrid'de falan çalıştı o. İkisi maç bitiminden sonra yanıma geldiler. O zaman da bizde Adnan diye bir yobusal oyuncu vardı. Bizde onu çağırdılar. Ben de bilmiyorum maçın bitiminde onu çağırdılar İvan Çeviç'le Antic. Dediler ki işte onu çevirmeni de Adnan yapıyor. Bizim Hasan Agiç bizim hocamızdı diyorlar. Hasan Agiç bir hafta önce demiş ki bakın ben orada bir arıyorsam var. Bir seyredin bakalım görün demiş futbolcu. Nasıl bir futbolcu demiş. Sizi demiş kesinlikle orada demiş gollerini görebilirsiniz ancak demiş. Yani erken mi geldin hocam sen? Herhalde öyleydi yani o dönemde. İkisi en sonunda hocam bize bunu seni bahsetti dediler. Bizi seni tebrik etmek için dedi. Maçtan sonra ikisi beni tebrik etti. Hesap edebiliyor musunuz? Hasan Agiç bize çok anlatmıştı seni diye. Peki hocam bu üç takım seni istedi. İstedi. Nasıl alamadılar? Oo, bir şimdi şunu söyleyeyim. Bu çok enteresan bir şey Muratcığım. Yani bu Ankara Gücü'nde yaşadığım şeyler yani hep futbolcunun yaşayacağı şeyler değil. Onları anlatmanı istiyorum. Şimdi ben altın ayakkabıyı gol kralı oldum. Seni İstanbul'da altın ayakkabıyı aldım. Altın ayakkabıyı aldım. Benle beraber Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur Paşa'yla bir de Emin Can Kurtaran. Emin Can Kurtaran benimle buraya geldiler. O zaman da enteresan bir olay. Biz Fener Ankara Gücü maçı İstanbul'da oynarken Fener seyircisi İnanın bana aşıktı açıkçası. Maçı bırakır bana tezahürat yapardı ille Fener'e diye. Hatta Cemil'le beni el ele tutuşturur tribünü gezdirirlerdi. Hesap edebiliyor musunuz? O sırada Cemil de bana dedi ki ya Ali Osman sen ne yapacaksın buraya ya? Gel. Dedim oğlum korkma dedim yani senin elinden ben dedim. O zaman da Cemil de oranın en popüler oyuncusu. Dedim bana diyor ki ya Ali Osman Ankara'da sen kral kal ben de burada kral kalayım ya falan diyor bana. Ben dedim gelince herhalde kralın elinden alacağım falan dedim. Öyle de muhabbetimiz oldu Cemil'le. Peki hocam. Geldiler buraya. Buraya geldiler. İşte Murat Un Fabrikası'nda o zaman Sabri Mermutlu'nun başkanlığında oturuyor. O zaman dediler ki biz ne pahasına olsun Ali Osman'a alacağız dediler. Yani bunun şeyi yok dediler. Emin Can Kurtaran, o zaman Sabri Mermutlu şu ifadeyi kullandı. Dedi ki Türkiye'nin bütçesine bakın, o parayı verirseniz ancak veririm. Ya değilse Ankara Gücü taraftarı dedi, benim fabrikamı yıkar dedi, ben Ayosman'a verdiğim anda dedi. O hayatımda hiç unutamadığım bir anıdır o. Adana Spor'un hatasına düşmemiş. Evet, aynen doğru, Adana Spor'un hatasına düşmemiş. Peki hocam, duran topu mu vuruyordun, adam geçip mi gol atıyordu? Benim en büyük özelliğim... Yani ben Halil İbrahim mesela çok hızlıydı, girerdi. Onlar farklıydı. Şimdi onların oyuncuları... Senden sonra o vardı, ben benden onu seviyordum. Tabii onlar da benden sonra gerçekten orada... Urubeş'te oynadım aynen. Urubeş tabii, benden sonra onlar. Sadık'la falan oynadım. Sadık oynadım, Sadık yanımdaydı. Oynadı, Solaçık oynadı Sadık. İskender oynadı. Sadık sana gol attı mı? Sadık daha henüz şey değildi. Yani son dönemimdi benim. Anladım. Daha önce... Benim dönemde Tahsin çok müthişti. Tahsin, ben hayatımda hiç unutamayacağım bir anımı sana anlatayım. O zaman Cebeci'de gene oynuyoruz. İlk maç, benim transfer olduğum ilk maç Adana Spor. İlk maçı. Ankara bizim ilk maçı. İlk maçı. Burada, yalnız ben tabii biraz Gündüz Tekin Onay'a kırgındım. Yani benim okulum son sınıftaydım. Biraz okulumu bitiremeyeceğim diye bende çok büyük bir endişe oldu açıkçası. Neyse...
Tahsin sağdan maç oynanıyor 90. dakika, yaklaşık 88-90 arası. Tahsin sağdan bir orta yaptı. İnanın onun gelişine bir gol attım. Hayatımda 90'a böyle çatala vurdum. Doğru Gündüz Tekin'le oynanıyor. İşte ben buyum dedim. O gün, o anım beni hiç unutmadım. O golle mi yendik? O golle yendik. 1-0 yendik. Adına spor. Daha sonra tabii ki çok anılarım var. Yani Ankara Yüzü'ye anlattım. Yani çok müthiş anılarım var. Bir Bursa maçı oynuyoruz. 19 Mayıs'ta hafif yağmur var. Çok hafif. Gene işte o zaman kaleci Rasim Bursa Spor'a daha gitmemiştim. Bursa'daydım. Şimdi maçın işte ikinci yarının ortalarında falan yine sağdan böyle bir orta geldi. Hiç hayatımda unutamayacağım bir şeydi. Sağdan bir orta geldi. O ortaya bir vole vurdum. İnanın sesi vallahi bak şu an gibi hatırlarım. Tribünden yansıdı. Hafif de yağmur yağdığı için topun o vurduğum ses yankı yaptı. Yani hiç unutmam onu. Çatala girdi. Rasim kaleden topu aldı geldi. Dedi ki hayatımda ben böyle bir gol yemedim. Aynı gol. Tebrik ederim dedi. Hiç unutmam onu da. Yani çok anılarım var. Yani Ankara Hücre. Bir de çıktığımız sene Sakarya'ya attığım gol var. Sakarya Spor'u 1-0 yendik. Bunu, o da gene 70. dakika falan. O zaman da harika bir gol attı bu maçta da. 1-0 Sakarya'ya yendik. Şampiyon olduk işte. Süper Lig'e çıktık tekrar. Peki hocam, bu kadro nasıl küme düştü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kimlere yendik, kimlere yenildik, neden düştük? Yenildiğimiz şeyler... 73'tü değil mi? 73'tü, evet. 74. 73, 74. Falan. O dönemlerde vallahi şöyle söyleyeyim. Bizim o dönemlerde yani o kadro yavaş yavaş yaşlanmış. O söylediğim kadro yavaş yavaş artık genç oyunculara yönelmeye başladı. Takımda o zaman biraz şey olmaya başladı. Ki benim hayatımda çok enteresandır. Ben o dönemde Süper Lig'de gol kralı oluyorum. Takım küme düştü. İşte onu kimleri yendiniz? Mesela ya. Ankara Gücü'nün tarihinde öyle vardır. Şampiyonu yok, yenip işte Galatasaray'ın o maçta işte Galatasaray Göztepe maçı Göztepe düşecekti. Galatasaray Göztepe maçında Göztepe Galatasaray'ı yendi. Kümede kaldı. O dönemde. Ama benim için tabii ki hesap edebiliyor musun? Ben... düşmemizin nedeni yani sonuçlar mı? O kadar gole rağmen niye puan alamadık? İşte o dönemde yani şöyle söyleyeyim. İşte benim gollerim zaten her maçta attığım mesela Giresun Spor maçı oynuyoruz. 3 tane attım, 4 tane yedik açıkçası. sen yetemedin. Yetemedim yani. O maçları unutamam. O dönemdeki dediğim ya kadro yenilmeye başlayınca. Küme düştük. Takım yenilendi mi? Değişti mi? Değişti. Kadro. Biraz daha işte o dönemde Adnan geldi. Nurettin diye bir çocuk Adnan geldi. Sezgin. Adnan Sezgin geldi. Ondan sonra Petrol Ofis'ten geldi o zaman. Kadroda yenilenme oldu. Yenilenme olunca tabii ki yine uyum sağladık. O zaman Sabri Hoca da işte hocamızdı. O zaman işte takım dağılmadı. Takım dağılmadı. Toparlandık. İşte aynen, o dönemde işte beni hesap et Sabri Hoca sakatlanmasın diye 5 maçta oynatmadığı halde ben 25 gol atarak gol kralı olup takım tekrar lige çıkmıştı. Lige çıktı. Peki hocam Ankara Gücü de kırmızı kart, sarı kart ben hiç görmedim. İnanın hiç görmedim. Benim hayatım sakatlandın hiç mı? Neler yaşadın? Oluyordu ama ben kasıtlı tekme atan geçici, var mıydı? Bütün kasaplar benim karşımdaydı zaten. Yani onlarla ama, hiç görüşmedin. Bunların hepsi açıkça söyleyeyim tekmeyi yetiştiremezlerdi bana. Yani en hızlı mıydı? Kasap boyunca yok hızlı değildim ama çevik miydi? Çeviktim. Böyle inanın topu yani açıkça söyleyeyim şöyle önüme attıkları zaman rakibi ben her zaman arkama alırdım. Yani mümkün değil benden. Bugün senin gibi bir golcü var mı? Yani bize tarif edeceğin bu nesile. Vallahi bu nesilde şu anda gördüğüm yani öyle bir yani benim stilimde gördüğüm bir tek şey vardı ki o zaman gazeteler falan ondan çok bahsederdi. Van Basten'e benzetirlerdi beni. Hollandalı biliyorsunuz. Evet. O da çok büyük golcüydü. Evet, evet. Ona benzetirlerdi. Ama ben şimdi bakıyorum tabii benden sonra işte Tanju oldu, işte Hakan Şükür oldu, işte bu farklı özellikleri vardı. Onlar farklı özellikleri vardı. Ama benim özelliğim, ben komple bir oyuncu. Duran topta da iyi mi? Duran toplarda da ben çok iyiydim. Ben hiç Irak'ta, işte Irak'a kampa gittik, hiç unutmam. Irak'ta maç oynuyoruz.
Irak karmasıyla. İnanın Ankara gücü olarak biz orada kamp yaptık 15 gün Irak'ta. Hocam neyle gittiniz? Nasıl gittiniz? Zaten? Otobüse gittik. otobüse mi gitmiştik? Evet. Herhalde otobüs. Yok, uçakla gittik. Uçakla doğru. Uçakla gittik. Bağdat'ta. Evet. Daha sonra oranın karmasıyla maç yaptık falan. O zaman 4 tane friki oldu. Bak hiç unutmam. İnanır mısın? Yaklaşık 25 metreden falan 4 tanesinde gol yaptım. 4'te 4 duran son Yılmaz'ın tane attım, geçtin yani. 3 tane attım. 4.'yü inanın o 11 gitti kalenin üzeri şeyinde durdu. Kalecinin arkasında durdu. İnanır mısın? Hayatımda hiç unutmayacağım şey. O top gol oldu. O topu da vurdum gol oldu. Hiç unutmam o. 4 tanesinde birden attım o frikikte. Yani bildiğim kadarıyla bir gol atan Yılmaz var bizde. Vallahi inanın bakın yani ben bunu işte o zaman evet. Oyuncuları bilirler yani işte. O dönemdeki beraber takım arkadaşlarım hepsini bir ulan nasıl vuruyordun falan diyorlardı o zaman o dönemde. Ama bir gerçek vardı. Bir o özellik bende ben hareketli topa da çok iyiyim. Yani benim için hareketli top daha önemliydi açıkçası. Hocam seni takıma götürsek de şimdi şu gol sorunu. Vallahi şu Ankara gücünün işte ben diyorum ya şu anda çok üzülüyorum açıkçası. Yani Ankara gücünün bir şampiyon olmasını inşallah görürüm diye düşünüyorum. Olacak inşallah. Yani temennim o Ankara gücü taraftarının ama ben inanın sevgisini asla unutamam. O dönemde Ankara gücü taraftarı bana olan aşkını ben hiç terk etmedim. Ankara gücünü terk etmedim hiç. İnanın yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş tekliflerine hep ne oldu tersine. Ankara gücü taraftarı beni bağladı açıkçası. Yani o Ankara gücü sevgisini ben anlatamam yani. Sen Ankara güçlü müsün? Ankara güçlü. Kesin bunu daha önce de ifade ettim. Ankara güçlü ruhum var. Benim evimde çocuklarından tut da benim o zaman oğlum. O sen oynadığın için mi? Yoksa Ankara gücünün sevgisi diğerlerinden farklı. Sevgisi diğerlerinden farklı. Açıkçası. Bakın bir ruh mu var Ankara gücünün orada? Ankara gücünün o ruhu bir farklı. Taraftarın sana öyle bir inanın şey veriyor ki şek veriyor açıkçası sana. Performansını arttırıyor senin. Ben hep söylüyorum Ankara gücünün taraftarı eğer bir futbolcuyu görmüşse, eğer o taraftar ondan bir şey bekliyorsa, o taraftara layık olması lazım. O taraftarın sevgisine layık olması lazım. Ankara gücü taraftarı her futbolcu da şey yapmaz zaten. Sevmez açıkçası. Sevmediği futbolcu da Ankara gücüne faydalı olamaz. Ben bunu yaşadığım için biliyorum. Ben çok futbolcu gördüm. 50 takımda oynamıştım ama Ankara gücünün yeri bir başka derdi. Ankara gücü farklı. Ankara gücü ruhu bir farklı. Yani biz, ben göremediğim için soruyorum hocam. Dışarıdan bakınca. Tabii o dönemde görmediniz ama ben tabii Ankara gücünden başka takımın şeyine gitmedim. Ben o sevgisini nasıl unuturum? Benim helikopterlerle Ankara'da resimlerim atılıyordu. Ben bunları unutamam ki. Böyle bir sevgi. Eskiden şöyle kartlar vardı. Kartlar var. Onlarda var mıydı? Sakızlarda vardı. Sakızlarda var. Tabii. Feriköy falan olurdu. Evet. Bütün o dönemlerde sakızlar vardı. Bu sakızlar 10 sene güzel Ankara gücü. Ankara gücünün tabii ki ben yaşadım. Tabii ki Ankara gücünün daha sonra işte belki biliyorsunuz o dönemde 96'da ben Karaman'da Devlet Suç İşleri müdürüydüm. Dur oraya gelmeyelim şimdi. Ben merak ettiğim şeyler var. Mesela o takım o zamanlar kimle aynı odada kalıyordun? Deplasmana nasıl gidiyordunuz? O dönemde Varan'la mı gidiyor? Otobüsle gidiyor. Tek Varan'la giderdik. Malatya genelde. Varan'la giderdik. Bir otobüs daha kaç vardı. Kaç gün önceden gidiliyordu eskiden deplasman? Yok bir gün önceden gidiyor. Öyle mi? Bir gün önceden. Yani uzak deplasman. Trabzon'a mesela gidemediği ben takımın çok biliyorum. Yok. Trabzon'a gidiyorduk. Trabzon'a gidiyorduk. Uçakla yani, gidiyorduk. Kar yağdı, su oldu. Otobüs kalkmadı. Uçakla gidiyorduk o zaman. Yakın yerlere hep otobüsle gidiyorduk. Yakın dediğim yani genelde hakemlerle diyalogların nasıldı? Hakemlerle diyalogların benim Ertuğrul Bilek'le bir anım var, bir de Hilmi Ok'la var. İnanın, Fenerbahçe maçı oynuyoruz 19 Mayıs'ta. Öyle bir pozisyon oldu ki Şevki diye bir oyuncu vardı o zaman evet. Fener'de. Son açık bu şeyden gitti, Eskişehir'den gitti. O bir şeyde kenarda bana müthiş bir faul yaptı. Ama anlatılmaz. 5 dakika onun şeyini çektim yani acısını. Daha sonra bir pozisyon oldu, ben onu bir yakaladım, ben de aynı şekilde ona böyle bir faul yaptım. Ertuğrul Dilek maçın hakemi. Hiç unutmam. Ertuğrul Dilek geldi bana. Ay Osman dedi ben seni tanıyorum oğlum. Efendiliğini biliyorum dedi. Sana dedi kart da göstermeyeceğim dedi. Hak ettin mi demek istedim. Hak ettin dedi ama gelmedi. Yok o hak etti. Evet kendi... o hak etti. O hak etti kesin.
Yani eskiden tabii tutamadığı oyuncuyu faulle durduruyorlardı. Şimdi hiç unutmam, Giresun'da maç oynuyoruz. O zaman maçın hakemi de Hilmi Ok. Hilmi Ok sağdan bir orta geldi. Ben kaleciyi açtı. Ben göğsümle golü yaptım. Hilmi Ok düdüğü çaldı. El dedi. Hiç unutmam onu da. Hilmi abi dedim, ya sen ne yapıyorsun dedim, ya benim göğsümle attım, görmüyor musun dedim, eline ne alakası var dedim, ama o golü iptal etti. Etti ya. El diye golü iptal etti. O da bir enteresan olaydır yani. Yani o zaman kamera bir, bir şey yok. Bir de bizim hep söylediğimiz bir şey var. Biz Fener Galatasaray Beşiktaş maçları oynadı ama gerçi ben burada Fener Beşiktaş'ı Galatasaray'ı perişan ederdim de. Ama deplasmana gittiğimiz zaman İstanbul'da hakemler bizi mahvediyordu. Anlatmak falan mümkün değil. Yani kayıt yok, görüntü yok. Görüntü yok, bir şey yok. Spiker radyodan dinlediğinde bile anlayamıyorsun. Anlayamıyorsun. Yani doğranıyorduk yani. Offside'ler, bilmem fauller hiç anlatılmaz yani. Bizim hep aleyhimize oluyordu. O dönemdeki inan çok olumsuzluklar yaşadık. İstanbul'da bir stat mı vardı o zaman? Dolmabahçe. Dolmabahçe tabii. Hepsi orada mıydı? İnönü stadı diye geçiyor. İnönü tabii. İnönü stadı. Eski adı mı Dolmabahçe? Eski adı. Dolmabahçe'de ilk eski adı. İnönü stadı diye geçer. Sonra işte şimdi Vodafone. Peki Vodafone. Senin zamanında gene cumartesi pazar maçı var mı? Yok. Cumartesi vardı. Yok. Cumartesi pazar 2 sene önceydi. O. Yani eskiden takım gidermiş. Eskiden... Bir gün Fener, bir gün daha sonra. Evet, yok. Bizim dönemimizde yoktu. Yok mu? Yoktu. Peki o zamanki, sonradan hocalık yaptığın için sonradan, soruyorum. O zamanki antrenman sistemine baktığında çok yanlışlıklar var mıydı? Var. Kesin, kesin. Yani ben bunu işte bana hep söylerlerdi o dönemde. Tabii sen mühendisin falan filan dedi. Çok iyi yorum yapıyorsun falan dedi. Ama inanın ben hayatımda unutamayacağım bir anım daha var. Biz bir sene sonra ikinci ligde Kayseri'de oynadığımız bir kupa maçı var. Şey, lig maçı vardı Kayseri'de. İkinci ligden çıkma maçıydı. Evet. İzmir'de oynanacak. Kadri Aytaş hocaydı. Hayatım boyunca hiç unutamam bunu. O Kadri Aytaç, Allah rahmet eylesin. Yani ölenin arkasından çok fazla bir şey konuşulmaz da. Anlatılmaz cahil bir adam. Yani bunu anlatmak falan mümkün değil. Zaten ismi de belli. Herkes bilir bunu. Bu adam bizi bir hafta öncesinden Amba Oteli'ne götürdü İzmir'e. Götürdü, orada kamp yapıyoruz. Final maç oynayacağız Kayseri'yle. Yenen çıkacak lige. O zaman o dönemdeydi. Evet, o dönemdeydi. Sonra o maçta bizi oraya götürdü. İnanın hiç unutmam. Maçtan 3-4 gün zaten o İzmir'in sıcağını biliyorsunuz. Mayıs ayı. İzmir'in sıcağı da belli. O dönemde son bir gün maça kala bize bir antrenman yaptırdı bu adam. İnanın anlatamam. İşte bu o zaman İskender falan o zaman takımda, Adnan takımda, işte Ayhan var falan o dönemde. Maça çıkacak bir şey maça, kalmadı. Halimiz kalmadı. Ben bu arada takım kaptanı olduğum için o zaman da bu Kadir Aytaç'a antrenman yapıyorum. Dedim ki hoca ne yapıyorsun sen dedim. Bizim yarın maçımız var dedim. Bu sıcakta sen dedim bize kondisyon antrenmanı yaptırıyorsun. Böyle bir şey var mı dedim. Yarın maçımız var hoca. Bak çocukların hepsi bana geldi şikayet ediyor. Bu, hocam yürüyecek halimiz kalmadı diyor. Sen ne yapıyorsun dedim. Ya bu hoca şey Ayosman dedi. Sen boş ver dedi. Ben göğüslerini açıyorum çocuklara dedi. Aynen hiç unutmam bak bu laf. Hiç unutulacak bir laf değil. O dedikodusunu ben de duydum. Ha. Sonra bakın enteresan bir şey. Bu devrede işte 1-0 evet 1-0 oldu, 2-0 oldu. 2-0 oldu. Devre arasında şeye girdik. Soyunma odasına girdik. Soyunma odasına girince bu Kadri Aytaç bağırmaya başladı. Benim dedi işte kızımın çeyizinin parasını yediniz dedi. Ben dedi bu maçı alsaydım işte şunu yaptım, bunu yapacaktım. Beni sattınız falan demeye başladı. Ben daha öyle değil der demez. Bak o günün futbolcuları Adil de vardı. Evet Adil de vardı. Takunya'yı aldım. Bunun kafasına salladım. İnanır mısın? Aynen söylediğim laf şerefsiz dedim. Ya öldü ama ben bunları anlatmak durumundayım yani. Dedim ki sattıysan sen sattın. Sen bir gün önceden bu takımı bitirdin dedim. Yürüyecek halimiz kalmadı dedim. Hakikaten sahada futbolcu yürüyor. Enteresan bir şey. Ondan sonra beni tuttular. O zaman da genel kaptan Ayabakan. Bizim genel kaptan da Ayabakan falan beni tuttular. Hatta formam falan yırtıldı. Ondan sonra beni sakinleştirdiler falan. Neyse çıktık. O maç 3-0 bitti. Yenildik biliyorum. Yenildik. Sonra bu Kadir Aytaç işte beni sattılar şudur budur dedi.
Ya inanır mısın? 15 gün sonra Kayseri'nin hocası olur. Bunu taraftar bilmiyor. Ben biliyorum, duydum bunu. Bu yani, söyleniyor, anlatılıyor. Yemin ediyorum yani bunu... Peki biz o sene çıkamadık. Çıkamadık işte o zaman. Onun, biz 2 sene sonra mı? 2 sene sonra çıktık. Ondan sonra 2 sene çıktık. Yani aslında çıkardık. Çıkardık tabii, o sene de çıkardık. Ama bu olay anlatılmaz yani. Bu olay, hatta taraftar futbolcuları falan biraz suçladı falan. Hiç alakası yok. Olay bu. Tepkiyi veren, koyan benim yani. Hatta maç bitiminde ben bunu artık dedim ki ya buna dedim giydireceğim yani. Ama bu hiç unutmam, ben tam maç bitiminden sonra şeyden Atatürk Stadı'ndan giriş kapısına giriyorum. Bir baktım arkamdan biri gözlerimi kapattı. Bir döndüm bu. Kadri. Bak falan. Hiç unutmam. Peki hocam biraz kulübe dönelim yine. Aklıma gelmişken bir sorayım da, o zaman iğne var mıydı? Var. Bu at iğnesi, mat iğnesi. Yok, o at iğnesi falan yok. Bizde bir masör Kadri abi vardı. Kadri abi vardı ama şeydi, fosfostimol yapardı. Başka bir şey yoktu yani. Ama şikayet ettiği futbolcuları duydum ben o iğneden sonra sıkıntı. Ama oldu. Yok, onu işte Sarı Mehmet onu ortaya çıkardı. O doping miydi? Doping. Hiç alakası yok. Hiç alakası. Onun durumunu ben biliyorum. Mehmet de Konyalı olduğu için. Burada benle beraber oturdular. Ona bir Konyalı Mehmet diyorlar, sana niye demiyorlar? Ben Adana'dan geldiğim için genelde hep beni Adanalı bilirler. Ceyhanlı bilirler açıkçası. Peki kulüpte bizim rahmetli Gırgır Ahmet. Gırgır Ahmet bizim anlatımı. Ben gördüm onu. Sonra bizim İsmail amcalar var. İnanır mısın, Gırgır Ahmet futbolculara öyle bakardı ki, onu, sana onu da ifade edeyim. Nasıl bir adamdı? Yalnız yaşadı değil mi? Yani tek bir zaten adam. Kimsesi de yoktu. Kulüpte yatak, kulüpte kalkardı. Hiç her günde bir kadeh içerdi. O yanda bizim Kutan Doğan'da subay şeyi vardı ya. Ha, evet. Orada evi. Oradan hep içeri gelirdi. Hatta bir gün karın içinde düşmüş kalkmış. Ben onu beklerdim yani. Ben de lojmanda kalıyordum o zaman. Kandoğan'da. Onu kaldırıp alıp getirdim. Hiç unutmam onları. O formalar arasında ama, çok bakardı. Ama böyle ben size bundan okuyayım. Şimdi iyi futbolcuyu hayatta ayırdı derim. İnanın benim dolabımda her şeyin malzemem sıfır bulundu. Her antrenmanda. İnanır mısınız? Ama beğenmediği futbolcular da hep kirli çorabı verir, yırtık çorabı verir. Hiç unutmam. Ama malzemeye gözü gibi bakardı. Peki Veli amcayla anılarım var. Veli amcayla tabii. Veli amca beni çok severdi. Her zaman derdi, ben Ankara gücüne seni kazandıran insan benim derdi Veli abi. Çok sevdiğim de bir insandı. Çoğu zaman da işte maçları da izlerdik beraber. Hatta hoca olduğum dönemde de çok sohbet etmişizdir. Güzel bir insandı. Sen Ankara gücüne geldiğin zaman Veli amca hakemlik yapıyor mu? Yok. Bırakmış. Bırakmıştı hakemi. Gazetede hocalık yazıyordu. Hakem hocalığı yapıyordu. Bir de gazetede yazı yazıyordu. Çok müthiş hafızası var. Müthiş. Müthiş bir insandı. Müthiş. O da bir Ankara kişi. Delege misin? Onu kabul etmediler işte. Cemal Aydın rahmetli. O da rahmetli. Biz eski oyuncular, futbolcular olarak liste hazırlandı. Listeyi gönderdik hani şey olsun diye. Bir ara siz yönetim de kurdunuz. O zaman hazırladık her şeyi. Ama kabul etmediler o zaman. Ondan sonra da ben de üzerinde düşünmedim. Bunu yapan insana ben ne söyleyeceğim, şey söyleyeyim mi? Ama biz Ankara güçlüyüz. Bunun dışında şey söylememiz zaten mümkün değil. Şimdi hocam, bu devirde bile iletişim çağında okumak zorken, o dönemde mühendislik okuyup futbol oynamak kaç kişi yaptı bunu? İnanın yani, benim döneminde ben bilmiyorum açıkçası. Yani o zaman şeyler var mı? İskender senden küçük. Küçük, benden küçük. İskender bende tabii. Ama o Ankara'da yaşıyor. Oldu. Ankara'da okudu, avantajı vardı. Avantajları vardı. Evet. Konyalı olup Adana'da üniversite okumak. Evet. Burada yani benim ilk amacım da rahmetli babamın bana şeyiydi o. Paketiydi yani. Elinde bir şeyin olsun. Evet. Mutlaka okuyacaksın derdi. Ben de küçükken hep söylermişim yani bu dönemde. Futbolcu da olacağım, mühendis de olacağım dermişim. Yani öyle bir tutkum varmış. Ama futbol aşkı bende çok farklıydı. Yani inanın ben gece gündüz maça hazırlandığım şekilde ben size bir anlatsam anlatmak falan yani bu kelimeleri ifade edemez. Ben kendim ayakkabımı yağlar, kendi yatak ucumu bırakır. İnanın oynayacağımız maçın analizini kendi kendime yapardım. Karşımdaki oynayacak, kim yapacak,
nasıl bir tavır alayım? Arkadaşlarımı dedim ya, takım arkadaşlarımı çok iyi etkilediler. Nerede, ne şekilde bana pas atacaklar? Ne şekilde? Mesela Tahsin, hiç unutmam onu. Tahsin böyle gider, sıfıra doğru gider, ortayı yapmaz, bir daha keser. Ben onu biliyorum. Onun için öne gitmezdim daha önce. O keseceğini bildiğim için geride durdum. Daha sonra o onu yapacak. Ben o zaman atarım. Ben altı noktasını doğru mu atarım? Evet. Dışarıya ceza sahasının biraz içine atarım. Peki hocam, futbol çok zor bir spor. Kesin. Yani bu işi hiç yorulmadın mı? Ben çok ağır gelmedim sana. Vallahi şey dedim ya, benim inanın aşkım futboldu. Yani sahaya çıkınca her şey emekler. Futbolum o. Ben diyorum ya, inanın bir de Ankara Gücü'nün taraftarı hep onu derim yani. Ben taraftarı unutmam mümkün değil yani. Ankara Gücü taraftarını evine mutlu göndermek hep benim içimde o şey var. İnanır mısın? Ya diyordum, bu insanlar bana bu kadar tezahürat yapıyor, bu kadar sevgi gösteriyorlar. Yani ben bunların evlerine bu insanları mutlu göndermem lazım derim. Yani bu anlayışım var. Peki hocam, o zaman para kazanılıyor muydu? Yani vallahi yoktu. Bizim dönemimizde o kadar para falan. Mesela maç primi falan ne? Maç primleri falan ne olacak? 300-500 lira. Peki eski topçular mesela peşinat alıp kalanını alamıyormuş gibi bir şey. Ben ne alırsan ilk başta alıyorsun. İlk başta ben mesela ikinci senede tabii Ankara Gücü'nde param kaldı. Ama ben asla bir güne bir gün Ankara Gücü'nde param kaldı lafını etmiyorum yani. Mümkün değil. Çünkü o zaman gelir yok. Gelir yok. Başkanın parası varsa. Başkanın parası varsa oydu. Ben en büyük şeyim de şuydu, Ankara Gücü'nde ben işte oynadığım dönemde ifade ediyorum ya, mühendis olduğum için diğer arkadaşlar normal işçi maaşı alırlardı, makine kimyadan. Ben mühendis maaşı alırdım. O zaman ayrıca makine kimya maaşı mı ödüyordun? Evet. Sigorta da yapıyordu. Sigorta da yapıyordu. Emekli olan demek için, evet. Sağlık şeyi için. Evet. O zaman makine kimyanın elemanı olarak gözüküyordu. Peki bizde kimlerle çalışıyor? Yönetici olarak kimler vardı? Yönetici olarak Nevzat Aya Bakan'dı, Erol Peküysal'dı, Sabri Merutlu zaten efsane başkan. Makine kimyanın işte Orhan Sorguç. Allah razı olsun. Çok güzel bir insandı o da, Orhan Sorguç. O zaman makine kimyanın genel müdürüydü o zaman. Daha sonra işte yöneten insanların içerisinde dışarıdan tabii ki vardı ama onlar daha arka planda kalıyordu. O söylediğim insanlar Ankara Gücü'ne çok emek vermiş insanlar. Ali Tatarel vardı. Peki hocam, 1970'te geldiğinde bizde en yaşlı eski topçulardan kimse var mıydı? Bu ben Kurtuluş Savaşı'na katılmışlardan tanıdığı kimse var mı? Mesela Adi Orhan'la falan tanıştın mı? Yok, tanışmadım. Tanıştığım var mı? Yani Kurtuluş Savaşı'nı görmüş, Ankara'ya gelmiş. O dönem bir, tabii tarihini biliyorum da yalnız o insanlarla... Çok eski tarihi, şimdi bizim Veli amca rahmetli tarih geliyor anlatıyordu. Mesela Veli amca... Onlardan ama kimseyi gördün. Ben bir, yani o dönemde çok fazla bir böyle bir şeyleri görmedim açıkçası. Yani görmedim o dönemi. Peki o zaman Ankara'da futbol nasıldı? Gençler Birliği neydi? Gençler Birliği daha falan ikinci liglerdeydi. Gençler Birliği falan yani o kadar şeyi yoktu yani. Havası şey yoktu. Daha mı iyiydi? Petrol ofisi falan? Petrol ofisi de değildi. Bir sene işte lige çıktığında o zaman bir şey oldu. Bir defa Ankara'da Ankara Gücü'nün üzerine takım yoktu yani. Açıkçası ya, Hacettepe yani. Biraz hani taraftan. Onlar daha önceydi ama. Daha önce. Ha. Daha önce o zaman. Daha önce. Yani onlar 60'lı yıllarda PTT'de işte Şeker İlerler bilmem neler. Onlar tabii ki Ankara'da belirli bir takımlar. Ama Ankara Gücü farklı bir kulüp. Ankara Gücü, Ankara'nın simgesi. Ha sonradan ben rahmetli İlhan abi tabii ki Gençlerbirliği yaptı. Ben asla onu ifade etmeden geçemem yani. İlhan Cavcı müthiş bir başkan. Müthiş Gençlerbirliği'ni yani Türkiye'de saygın bir takım haline getiren insandır.